AYT Matematik kampında sıradaki konumuz parabol arkadaşlar. Ben Sml Hoca, Sml Hoca Matematik kanalındasınız. Gençler, konumuz parabol. Hemen önceki konuda eşitsizlikleri temizledik. Hem konusunu anlattık, hem small medium'unu, hem small'unu, hem medium'unu, hem large'ini çözdük. Valla efsane güzel oldu. Çok güzel oturduğunu düşünüyorum. Yorumlara da belirtebilirsin. Anlamadığım bir yer olursa tabii ki danışabilirsin. Sıkıntı yok. Tamam, yardımcı oluruz. Şimdi konumuz parabol. Parabolü de enine boyuna, tamam mı, her şeyini öğreteceğim. Aklında bir tane bile soru işareti kalmayacak. Türevle olan bağlantısı çok önemli. Aklında bulunsun. Şimdiden bu dediklerimi mutlaka kafana kazı ve buna göre dinle. Mutlak suretle başarıya ulaşacaksın. Parabolden de sınavda soru moru kaçmayacak. Ben sana bunun garantisini veririm. Şimdi hazırsanız geçelim derse. Sayfa numaralarını hemen hatırlatıyorum. 46, 47, 48 ve 49. sayfaların bugün hem konularını anlatacağız, hem sorularını çözeceğiz, örneklerini çözeceğiz. Şimdi arkadaşlarım, öncelikle parabolü bir tanımak gerekiyor. Nasıl tanıyacağız hocam? Parabol bir kişiliği mi var? Valla bence kişiliği var parabolün. Neden olmasın ki? Şimdi bakın arkadaşlar, matematikte nasıl ki dikdörtgendir, karedir, üçgen, beşgen, çember denildiğinde aklında hemen bir şekil beliriyor değil mi? Yani mutlak surette aklına bir şekil geliyordur. Hemen herkesin aklına bir şekil beliriyorsa, parabol denildiği zaman da aklınızda elbette bir şekil canlanmalı. Çünkü parabol belirli özelliklere sahip bir şeklin ismidir. Bak, şekil diyorum. O grafiktir, yani üzerindeki şekil dediğimiz şey grafik aslında. Ama belirli bir özellikleri var. Yani nasıl dikdörtgen denildiği zaman sen ne diyorsun? İşte birbirine paralel iki kenar ve diğer iki kenar, işte bunlar birbirine dik, her kenar birbirine dik olacak. İşte bu özellikleri sağlayan şekle biz dikdörtgen diyoruz. Üçgen denildiği zaman ne aklına ne canlanıyorsa. Parabol denildiği zaman da aklına bir şeyler canlanması gerekiyor. Parabolik şekilleri başka bir derste meraklı öğrencilerle beraber işleyebiliriz. Şimdi bizi ilgilendiren biçimiyle parabolü tanımaya çalışalım arkadaşlar. İkinci dereceden fonksiyonların grafiklerine biz parabol diyeceğiz. İkinci dereceden fonksiyon grafiği aslında çok da tanıdık olmayan bir şey değilmiş. Yabancı bir şey değil yani. Yani işimizin büyük kısmı ikinci dereceden fonksiyonlarla. O halde ikinci dereceden fonksiyonları biz bir tekrardan hatırlayalım. Hatırlamakta fayda var. Arkadaşlarım, a sıfırdan farklı olmak üzere biliyorsunuz ki abc bir reel sayı iken ax kare artı bx artı c eşittir fx fonksiyonu ikinci dereceden bir fonksiyondu. İşte ben bu fonksiyonu demek ki grafiğini çizdiğim takdirde parabolü ortaya çıkarmış oluyorum. Çünkü ikinci dereceden bir fonksiyon olduğu için bu ikinci dereceden fonksiyonun grafiği bana bir parabol verecektir. Parabolü dizayn etmemiz gerekiyor şimdi. Burası çok önemli. Sadece şu kısmı bile çok iyi öğrensen parabolün yarısını halletmiş oluyorsun. Şimdi parabol simetrik bir yapıya sahip olduğu için bir simetri ekseni vardır. Hani örnek veriyorum, mesela K harfini düşünün. Tabii düzenli bir K harfi, düzgün çizilmiş bir K harfini düşünün. Bunun simetri ekseni mesela şurasıdır. Niye? Çünkü bu doğruya göre simetriktir gibi. Şimdi parabolün de bir simetri ekseni olmak zorundadır. Örneğin şu maviyle çizilen parabolün simetri ekseni şuradaki x eşittir r doğrusudur arkadaşlar. X eşittir r doğrusudur. Şunlara parabolün kolları diyoruz arkadaşlarım. Şu kısma da parabolün tepe noktası diyoruz. Tepe noktası başlı başına tekrardan bir başlık altında işlenmesi gereken bir konu ki zaten işledik. İleriki sayfalarda göreceksin. Parabol simetrik bir yapıya sahiptir diyoruz. Parabolün kolları aşağı veya yukarı yönlü olabilir. Peki bunu ne belirliyor? Arkadaşlarım, demiştik ya ax kare artı bx artı c biçiminde ikinci dereceden fonksiyonların grafikleridir bunlar diye. Bu kolların yönünü tayin eden şey a'dır arkadaşlar. Yani baş katsayımızdır. Eğer baş katsayı pozitifse kollar yukarı doğru olacaktır. Baş katsayı negatifse de kollar aşağı yönlü olacaktır. Parabolün tepe noktası, yani şuradaki r ve k apsisli ve ordinatlı nokta koordinatlı noktadır. Burada r ve k şu şekilde bulunuyor. R'yi nasıl buluyoruz arkadaşlarım? R'yi eksi b bölü 2a ile, k'yi da f r ile buluyoruz. Şimdi burada sizden şunu düşünmenizi istiyorum. İleriki sayfalarda tabii ki anlatacağım ama sadece düşünmenizi istiyorum arkadaşlarım. Kökler toplamının yarısı denildiğinde ne anlamamız gerekir? Bunu bir düşünün bakalım, tamam. Birkaç sayfa sonra yine burayı hatırlatacağım. Parabolün simetri ekseni de x eşittir r doğrusudur diyoruz. x eşittir r doğrusu zaten şuradaydı. Neden x eşittir r diyoruz? Çünkü x eksenindeki r noktasına dik bir şekilde y eksenine paralel olacak biçimde bir doğru arkadaşlarım. Eğer 3'ten çizersek x eşittir 3 doğrusu, 1'den çizersek x eşittir 1 doğrusu diyeceğiz. Şimdi sağ üst taraftayız. İkinci dereceden fonksiyon demişken diskriminanttan da tabii ki bahsetmeden olmaz. Çünkü ikinci dereceden denklemlerin olayı diskriminanttı. Yani ikinci dereceden denklemleri diğer denklemlerden ayıran en büyük özellik zaten diskriminant. O yüzden zaten biz gidip de ikinci dereceden denklemler diye bir başlık atıyoruz, bir konu işliyoruz. Yoksa neden üçüncü dereceden denklemleri, dördüncü dereceden denklemleri işlemeyip de sadece ikinci dereceden denklemleri işleyelim ki, değil mi? Diskriminant, bunun olayı bu. Madem bu da ikinci dereceden fonksiyonların grafiği arkadaşlarım, o halde diskriminanta değinmeden olmaz. Fonksiyon grafiklerinin x eksenini kestiği noktalar sevgili arkadaşlarım, biliyorsunuz ki o fonksiyonun sıfırları, yani kökleri oluyordu. İkinci dereceden denklemlerde ise hatırlayın, delta sıfırdan büyükse denklemimizin farklı iki tane reel kökü vardı. Delta sıfıra eşitse denklemin çakışık iki tane reel kökü vardı. Delta sıfırdan küçükse de denklemin reel kökü yoktur hocam diyorduk, değil mi? Bakın iki tane kök var. Bunlardan birincisi delta sıfırdan büyükse, ikisi birbirinden farklı, sıfıra eşitse ikisi birbirinin aynısı olan iki tane kök ve sonuç olarak da delta sıfırdan küçükse de denklemin reel kökü yoktur diyorduk. Bu hatırlatmalar bizim için çok çok kıymetli. Şimdi yukarıdaki hatırlatmayı parabole bir güzel uyarlamamız lazım. Neden hemen şundan sonra bunu verdik? Çünkü bak, birincisinde tekrar hatırlayın, diyor ki fonksiyonların grafiklerin x eksenini kestiği noktalar o fonksiyonun kökleridir. Bu fonksiyon madem ikinci dereceden fonksiyonun kökleri. İkinci dereceden kökler. O zaman delta ile direkt ilgili, değil mi? Peki ikinci dereceden fonksiyonun grafikleri neydi? Paraboldü. Şimdi arkadaşlarım, o halde diyoruz ki delta sıfırdan büyükse parabol x eksenini iki noktadan keser. X eksenini kestiği noktalar kökleriydi. Demek ki iki farklı noktada kesiyor diyorsa aslında onu denklem haline getirirseniz iki tane birbirinden farklı kökü var. Demek ki birbirinden farklı iki noktada kesecek. Bakın 1, 2, 1, 2. Eğer ki delta sıfıra eşitse parabol x eksenine teğettir. Tabii ki sadece orijinde teğet olmayabilir. Şurada da teğet olabilir. Burada da teğet olabilir. Hiç fark etmez ama bir yerde x eksenine teğettir. Ve sevgili gençler, delta sıfırdan küçükse de parabol x eksenini kesmez diyoruz. Nasıl kesmez? İşte kolları yukarı doğruysa tamamen x ekseninin üzerindedir. Kolları aşağı doğruysa tamamen x ekseninin altındadır. Kolları aşağı doğru olup da x ekseninin üzerinde bir tepe noktasına sahip olan hiçbir parabol tamamen negatif olamaz. Dolayısıyla deltası da sıfırdan küçük olamaz. Tabi bu yorumları da getirebiliriz. Ben size sadece alet, edevat, araç, gereçleri veriyorum. Siz artık hayal gücünüze kalmış hangi makineyi icat etmeniz gerektiği. Matematik böyle bir şeydir. Herkes temel kuralları hakim olmak zorundadır. Ama kimin ne üreteceğini asla ama asla bilemezsiniz. Şimdi... Örnek 1'e bakalım arkadaşlarım. Fx eşittir a artı 3 çarpı x üzeri b eksi 2 artı 2x eksi 5 diye bir fonksiyonun grafiği. Kolları yukarı doğru olan bir parabolmüş. A artı b toplamının alabileceği en küçük tam sayı değeri soruluyor. Öncelikle arkadaşlarım, bu bir parabolmüş, bakın parabol. Parabol ise tabi doğal olarak ikinci dereceden bir fonksiyon olması gerekiyor. Buraya bakıyorsun birinci dereceden. Burası sabit terim. Hani nerede x kare? Demek ki x kareli terim sadece ama sadece burası olabilirmiş. X kareye sadece bu aday olduğuna göre demek ki b-2'nin ne olması gerekiyor? 2. O halde b kesinlikle ama kesinlikle kaçtır? 4. Şimdi b'nin 4 olduğu aşikar. Bunu bulduk. Peki burası x kareli terimse bunun baş katsayısı a artı 3 ne olmalı? Bakın kolları yukarı doğru dediği için a artı 3'ün sevgili arkadaşlarım sıfırdan büyük olması gerekiyor. Demek ki a büyüktür eksi 3 diyeceğiz. Bakın a'nın eksi 3'ten daha büyük olması gerektiğini ve b'nin de 4 olması gerektiğini bulduk. Şimdi bizden a artı b'nin alabileceği minimum değer sorulmuştu. Ben b'nin zaten 4 olduğunu biliyorum. A'yı da olabildiğince küçük seçmem gerekiyor. Peki eksi 3'ten büyük en küçük tam sayı kaçtır arkadaşlar? Eksi 2'dir. Demek ki a'yı da eksi 2 seçeceğiz. Eksi 2 ile 4'ün toplamı da bize 2'yi verecek. Bu da bize a artı b'nin minimum değerini elde ettirecek arkadaşlar. Tamam. Pekala, şu an 46. sayfamızı bitirdik ve devam ediyoruz 47. sayfamızla, ikinci örneğimizle. Yukarıdaki parabol x eksenini birbirinden farklı iki noktada kestiğine göre m'nin en büyük tam sayı değeri. Şimdi birbirinden farklı iki noktada kesiyorsa tabii ki deltamız ne olması gerekiyor arkadaşlarım? Sıfırdan büyük olması şart. O halde ben diyorum ki burada delta b kare eksi 4 ac'ydi. B'si eksi 6 olduğu için alıyorsun karesini 36. Eksi 4 çarpı 1 çarpı c'si kaç? M eksi 3. Ne diyoruz arkadaşlarım? Sıfırdan büyük. O halde 36, bakın şuradaki eksi 4'ü içeri dağıtın. Eksi 4m artı 12 gelsin. Büyüktür 0'sa. 4m'yi karşıya atıyorum. 48 geldi, bakın 36 ile 12'nin toplamı. 48 büyüktür 4m dedim. Her iki tarafı 4'e bölerseniz 12 büyüktür m olur. Yani m 12'den küçükmüş arkadaşlar. M'nin en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Burada m'nin alabileceği en büyük değer 12'den küçükse 11'dir sevgili gençler. Evet, tamamen delta ile alakalı bir soruydu ve delta'yı bulduktan sonra sorunun gerisi artık eşitsizlik çözmeyle, hatta mat 1'deki yani TYT konularındaki basit eşitsizlikle çözülüyor. Dikkat edin. AYT konuların çoğu böyledir. Y eşittir 3x kare artı ax artı 3 parabolü x eksenine teğet olduğuna göre a'nın alabileceği değerler çarpımı. X eksenine teğetse bir parabol ne diyorduk? Deltası sıfıra eşittir diyorduk arkadaşlarım. O halde hemen deltamız yani b kare eksi 4 ac'mizi bulalım. Burada b'miz a arkadaşlarım. A kare eksi 4 çarpı 3 dedim. Ne olacak? Eşittir 0. O halde a kare, bakın şurası ne yapar? Eksi 36 yapar. Karşıya attınız 36 geldi. O halde a arkadaşlarım ya 6'dır. Ya da eksi 6'dır diyoruz. A'nın alabileceği değerlerin çarpımı sorulmuştu. Eksi 6 ile 6'nın çarpımı eksi 36'dır. Cevabımız da budur diyeceğiz. Dördüncü örneğimiz x kare eksi 6x artı a eksi 2 fonksiyonunun grafiği aşağıda verilmiş. Pekala. AB arası 4 birim. Bakın şurası kaçmış arkadaşlarım? 4 birimmiş olduğuna göre peki a kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili gençler şöyle düşüneceğiz. Bakın iyi dikkatli dinleyin. AB arasının ben 4 birim olduğunu biliyorum. Burada şuna K dersem ben köklerinden birisine şu kök ne olacaktır o halde? K artı 4 olacaktır. Pekala ikinci dereceden denklemlerde öğrendiğimiz formülleri kullanalım şimdi. Bunlar sonuçta parabolün yani ikinci dereceden fonksiyonun kökleridir. İki kökün toplamı bize 2K artı 4'ü verir. Ve bu da sevgili arkadaşlarım kökler toplamı olan eksi b bölü a'ya yani eksi 6 bölü 1'den 6'ya eşittir. Demek ki 2k eşittir. 4'ü karşıya attım 2 oldu. K kaçmış arkadaşlar? 1. Artık k'larla işimiz kalmadığına göre bunları siliyorum izninizle. Sildim ve sildim. K kaçmış? 1. O zaman burası 1 ise 4 fazlası burası da 5'miş. Şimdi benden neyi istemişti? A kaçtır diye sorulmuştu. Ben ne dedim? Bunlar kök. Bunlar kök ise 1 kere 5 bana kökler çarpımını yani 5'i verecektir. Bu da kökler çarpımı olan c bölü a'ya eşittir. Yani a eksi 2 bölü 1'e yani a eksi 2'ye eşittir. Burada a kaçtır arkadaşlarım? Eksi 2'yi karşıya atarsanız 7 bulursunuz. Demek ki doğru cevabımız da 7 olacakmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu ana kadar yeni bir konu bu. Parabol yeni bir konu. Siz de hissettiniz bunu. Yeni bir konu olmasına rağmen şu an 4. örneği çözdük ve bu 4 örneği de çözerken parabol yani yeni bir konuyla alakalı yeni bir şey öğrenmedik. Tamamen yaptığımız hareketler neler? Eski konulardan öğrendiklerimizi uyguluyoruz. Dikkat edin. İşte AYT bu yüzden çok ama çok nasıl diyeyim? Bu yüzden seviyorum AYT'yi. Zincirlerle birbirine bağlanmıştır. Önceki konuyu öğrenmeden sonraki konuyu biraz çözmen zordur. Sonraki konu hakkında yorum yapman biraz zordur. 5. örneğimize bakıyoruz. Hazırsanız. Kamp bu arada çok güzel değil mi ya? Ben bayılıyorum yani şu anlattığım dersten ben zevk alıyorum ciddi anlamda. Ve merak etmeyin izleyen herkese Allah'ın izniyle çok güzel netler yaptıracağım arkadaşlar. Ve hedefimiz full matematik. Fx eşittir x kare artı 4x eksi 12. Parabolünün x eksenini kestiği noktalar ve tepe noktasını köşe kabul eden üçgenin alanı sorulmuş. Bakın soruyu çok iyi dinlememiz ve çok iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi x eksenini kestiği noktaları ben nasıl bulurum bir parabolün? Parabolün x eksenini kestiği noktalar o parabolün kökleriydi. Yani ben bunu sıfıra eşitleyince x eksenini kestiği noktaları bulurum. O halde sevgili arkadaşlarım şunu diyoruz. X'e x diye ayıralım. Burayı da artı 6'ya eksi 2 diye ayıralım isterseniz. Köklerimiz neler? Eksi 6 ve 2. Yani bu parabol sevgili arkadaşlarım şu şekilde düşünecek olursa bir 2'den geçiyormuş bir de eksi 6'dan geçiyormuş. Peki eksenleri demiş. X ekseni kestiği noktalar ve tepe noktası demiş değil mi? Şimdi tepe noktasını ben nasıl bulurum? Tepe noktasını nasıl bulurum? Bakın ne tepe noktası formülü düşündük. Bakın bir önceki sayfaya geri dönecek olursak şuraya. Eksi b bölü 2a. İşte fr. Burada arkadaşlarım köklerin toplamının yarısı falan dedik ya. Bakın tepe noktasının formülünü tamam mı? Eksi b bölü 2a'yı öğrenmeden de sen tepe noktasını formülünü uygulamadan da sen tepe noktasını koordinatlarını bulursun. Peki nasıl bulacağız? Bak iyi dinliyorsun. Burada parabol simetrik bir yapıya sahipti değil mi? Bu parabolün kolları da yukarı doğru olduğu için mecburen şu şekilde geçecek. Peki ben şu tepe noktasının Koordinatları nasıl bulurum? Bir kere apsisini bulmak çok basit. Bak eksi b bölü 2a falan yapmayacağım. Hemen şunu yapıyorsun. Ya bu parabol simetrik olduğundan şurası şuraya eşittir. E sen bunları nasıl bulursun? Eksi 6 ile 2'yi toplarsın, 2'ye bölersin. Eksi 6 ile 2'nin toplamı eksi 4'tür. 2'ye bölersen eksi 2 gelir. Al sana eksi 2 parabolün eksi b bölü 2a'sı aslında. Yani sen bunu gidip eksi 4 bölü 2 diyerek de bulabilirdin eksi 2'yi. Ama bu şekilde de bulabilirsin. Sıkıntı yok. İkisi de aynı şey. Peki şurayı nasıl bulursun? Çok basit. Eksi 2'yi götürürsün, yerine yazarsın. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2 kere 4 eksi 8 yapar. Bir de eksi 12'miz var. Bakın şurası eksi 4 yapar. Eksi 4'e eksi 12 eklerseniz eksi 16 gelecektir. Bakın burası eksi 16'ymış. Şimdi diyor ki bakın çok dikkatli dinliyorsunuz. X eksenini kestiği noktalar ve tepe noktasını köşe kabul eden diyor. Yani arkadaşlarım bize şuradaki üçgenin alanı soruluyor. Pekala. Üçgen şurası taban dersek arkadaşlarım tabanımız eksi 6'dan 2'ye kadar 8 birim. Yüksekliğinde 16 olduğunu gördük zaten. Eksi 16 ile bir yükseklik olmaz. O zaman cevabımız 8 çarpı 16 bölü 2 olacaktı. Yani şununla şunu sadeleştirirseniz 4 kere 16'dan 64 birim karedir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Buradaki üçgenimizin alanı. Evet 6. örneğimize doğru yola çıkalım. Eksi 3x kare eksi 4x artı c parabolü verilmiş bize. AO ile OB'nin çarpımı 2 birim. AO dediği yer şurası. OB dediği yer burası arkadaşlar. Bunların çarpımı 2 birim kare olduğuna göre peki C kaçtır diye soruluyor. Pekala şimdi şöyle diyelim mi? AO ile OB'nin çarpımından bahsetmiş bakın. Yani o zaman burada ben şuraya x2 dersem, şuraya da arkadaşlarım x1 dersem, sonuçta x eksenini kestiği yerler olduğu için A ve B noktaların apsisleri x eksenini kestiği noktalardır. O halde arkadaşlar OB dediği kısım zaten x2'den 0'a x2 birim. Yani şurası x2. Yalnız AO dediği uzunluk biliyorsunuz ki x1 burada negatif bize görülüyor zaten şekil üzerinde de. AO dediğimiz şey uzunluk olduğu için negatif bir sayıya yani x1'e eşit olamaz. Ama x1 ile bir bağıntısı olduğu açık. X1 seçemiyorsam ben bunu mesela burası eksi 5 ise çok basit bir soru soruyorum sana. Burası eksi 5 ise şuradaki mesafe kaçtır? Sen dersin ki hocam 5. Peki bunu nasıl buldun? Tabii ki eksi 5'i eksiyle çarptın. Çünkü negatif bir uzunluk olamayacağını hemen beynin orada kabul ediyor. O halde ben diyorum ki burası x1. Peki burası nedir? Sen diyeceksin ki eksiyle çarpacaksın. Hocam eksi x1'dir. Hah, çok güzel, aferin. Şimdi bu ikisinin çarpımı kaçmış? 2'ymiş. Eksi x1 çarpı x2'nin 2 olduğunu biliyoruz. O zaman x1 çarpı x2 kaçtır sana sorarım. Eşittir kaçmış? Eksi 2'dir. Bakın bunu bulduk, çok güzel oldu. Neden biliyor musun? Çünkü bu kökler çarpımıdır. Kökler çarpımı C bölü A ile bulunuyordu. Bakın C burası, A burası. C'yi eksi 3'e bölersin sen bir güzel. C bölü eksi 3 eşittir. Ne dersin o zaman? Eksi 2. Şu eksiler bir gitsin. 3 kere 2 C eşittir. Kaç gelir? 6. Bizden ne istenmiş? Bak bakayım. C kaçtır diye soruluyor. Ben C'yi çoktan buldum. Tamam. Rahat olacaksınız ve profesyonel olacaksınız. Tamam. Ancak bu şartlar altında matematik çok daha eğlencelidir. Y eşittir x kare eksi 35x artı 7k parabolü x eksenini birbirinden farklı a ve b apsisli noktalarda kesmekteymiş. Bakın a sıfırdan büyük b sıfırdan küçük olmak üzere AO ile AO 6OB'ye eşit. Bu eşitliğinin sağlandığına göre yukarıdaki verilen parabolün denkleminde k'yı bul demiş bize. Şimdi burada kolları yukarı doğru olan bir parabolden bahsediliyor aslına bakarsanız. A sıfırdan büyükmüş, yani A ne tarafta arkadaşlarım? Şurada bir yerde. B de şuralarda bir yerdeymiş. Ve bana diyor ki kolları da yukarı doğruydu. Şöyle bir parabolümüz olsun hadi bizim. Şu şekilde bir parabolümüz var. Bakın AO mesafesi yani şurası OB mesafesinin 6 katıymış. Yani ben şu kısma K birim dersem şu kısım 6K birim olmak zorunda. E peki burası 6K birimse şuranın apsisi nedir arkadaşlarım? Tabii ki 6K'dır. Şurası K birimse buranın apsisi nedir? Söyleyin. Az önceki sorunun tam tersi eksi K'dır arkadaşlar. Eğer ki burası eksi K ise burası K birim olmak zorunda. Pekala. Şimdi demek ki benim köklerim artık belli. Eksi K ve 6K. K'ları ne kadar bilmesem de bulabilirim. Matematik soruları çözmekte böyle bir şey işte. Bunlar olmasa soru çözmüş olmayız. Pekala eksi K ve 6K. Ben bunları toplarsam eğer kökler toplamından bakın 5K gelir. 6K ile eksi K'nın toplamı. Kökler toplamı eksi B bölü A değil miydi? Eksi B'yi A'ya bölerseniz 35 gelir arkadaşlar. Demek ki K kaçmış? Tabii ki 7. K'nın 7 olduğunu bulduğumuza göre demek ki sevgili gençler bakın şurası 6K'ydı ya. Burası 42'ymiş aslında. Bakın burası da eksi K'ydı ya. Yani aslında eksi 7'ymiş. Şimdi bana diyor ki yukarıda verilen parabolün denkleminde K'yı bul demiş. Şimdi tabi şöyle bir durum var. Onu da lütfen unutmayalım. Yarım saattir buraya k k k k k k k dedik ama buradaki k'yı unuttuk. Yani o k ile o k bir değil. Onu aklından çıkarma. Şimdi benim bir köküm 42, diğer köküm eksi 7. Demek ki 42 ile eksi 7'nin çarpımı kökler çarpımını verir. Benim kökler çarpımının formülü, yani c bölü a nedir arkadaşlar? 7k bölü 1'den 7k'dır. Şimdi her iki tarafı eksi 7'ye bölerseniz cort gitti, cort gitti. Burada ne kaldı? Eksi 1 kaldı. K eşittir neymiş arkadaşlar? Eksi 42'ymiş. Bizim evin kapı numarasının eksilisi. Tamam. Evet, 7. örneğimizde çözdüğümüze göre artık 8. örneğimizi çözebiliriz. Kolları yukarı doğru olan bir f parabolü düşünün. X eksenini eksi 4 ve 6 absisli noktalardan kesiyor. Yani parabolü şöyle düşüneceğiz. Nereden kesiyormuş? Bir eksi 4'ten kesiyor, bir de 6'dan kesiyor arkadaşlar, şuralarda bir yerde. Y eksenini de eksi 6'dan kesiyor. Yani benim parabolüm şöyleyse şurası kaçmış arkadaşlar? Eksi 6'ymış. Pekala. Şimdi diyor ki f2 kaçtır? Şimdi tabii bu soru için bir sürü şey yapabiliriz. Yani hani bu fx parabolü. Bu soru için bir sürü düşünce yöntemi var. Yani işte bunun kökleri eksi 4 ve 6, kökler toplamını buluruz hocam, kökler çarpımını buluruz hocam, oradan onu yaparız. Ya da hocam parabolün denklemini yazmayı biliyoruz zaten, oradan yaparız ama siz anlatmadınız, ama belki de soru burada böyle çıkmıştır. Yani yapmanın birçok yöntemi var. Tamam, eyvallah, sıkıntı yok, ama bir de böyle kurnazca çözümler var. Ki ben o kurnazca çözenleri de iyi biliyorum. Yani hani öyle... İlk 1000 adamın, yani ilk 10.000 adamın falan, hani ilk 10.000'deki adamın falan böyle bakıp tamam cevap şu falan diyebileceği sorularda bu tarz soruları çözmeyi bilen adamlar şunu çok iyi biliyorlar. Asla ama asla unutmuyorlar. Mesela örnek veriyorum, ben şu an size az önce 1. sayfamızda yaptığımız parabolle alakalı yorumları size sayın desem bir sürü yorum sayarsınız. Parabolün özelliklerini sayar durursunuz. Hiç sıkıntı değil, ama bir tane özellik var ki genelde o hep unutulur. Ben de unutacağınızı bildiğim için o özelliğin de önemini size lanse edebilmek için o özelliği ilk sıraya yazmıştım. Parabol simetrik bir yapıya sahiptir. Bakın, kimse bunu ilk sıraya falan yazmaz. Kimse bunu ilk önce anlatmaz. Herkes der ki işte bak burası simetri ekseni, işte bak bunlar kökleri, kolları, işte kollar yukarı aşağı cart curt falan. Bunlardan önce bizim bilmemiz gereken parabol simetrik bir yapıya sahiptir. Tamam. Yani mesela kareyi anlatırken işte köşeleri diktirle başlamak gibi. Karenin en büyük özelliği kenarlarının birbirine eşit olması zaten, tamam mı? Yani onu vermezsek olmaz. Parabolün en önemli özelliği de budur. Parabolün simetrik bir yapıya sahip olması. O halde sevgili arkadaşlar, bakın bu özelliği biliyorsanız olay sizin için çok ama çok basit. Diyorsunuz ki ya bu simetri eksenine sahiptir, simetrik bir yapıya sahipsi. Eksi 4 ile 6'nın tam ortasında 1 var. Demek ki benim tepe noktam şuradaki 1. Madem bu parabol simetrik, 0 için eksi 6'ya mı gitmiş bakın. 0 için eksi 6'ya gitmiş değil mi? O zaman bana 2'yi sormuş ya. 2 için de eksi 6'ya gidecektir. Başka bir çıkar yolu yok. Yani bunun cevabı 6'ymış. 0 nereye gidiyorsa 2 de oraya gider. Niye? Çünkü simetriktir. 0'ın simetri ekseni olan 1'e olan uzaklığı 2'nin 1'e olan uzaklığıyla aynıdır. Bundan kaynaklı f0'ı vermiş bize eksi 6 diye, f2'yi sormuş, f2 de 6'dır, kimse kusura bakmasın, tamam. Yani bunun denklemini yazabilirsin, denklemini elde ettikten sonra 2'yi yerine yazarak da bulabilirsin, eyvallah, ama bu şekildeki çözümler bizim için çok çok daha kıymetli. Bu çözümü yapabildiğin gün, tamam, parabol senin için olmuştur, tamam. Çok iddialı ama öyle, yapacak bir şey yok, tamam. 9. örnek. Fx eşittir x kare eksi 6x artı a. Bir de gx vermiş bana, x kare eksi 8x artı b diye. Bu parabolleri veriliyor. Fx parabolünün x eksenini kestiği noktalardan birisiyle gx parabolünün tepe noktası da kesişiyormuş aynı zamanda. Peki a bölü b kaçtır diye soruluyor. Şimdi olayı kafamızda biraz canlandıralım isterseniz. Yani şöyle. Şurası x ekseni olsun, şurası y ekseni olsun falan filan. Şurası da orijinalini da çizelim çizmişken. X kare eksi 6x artı a. Bak diyor ki fx'in diyor parabolünün x eksenini kestiği noktalardan birisi gx parabolünün tepe noktasıyla kesişiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Fx diye bir parabolümüz var bizim, eyvallah. Şöyle bir parabol ve bu parabolün x eksenini kestiği noktalardan bir tanesinde gx'in tepe noktası varmış. O zaman bizim bu gx dediğimiz fonksiyon x eksenine teğet be kardeşim. Başka bir çıkar yolu yok mu? Bir çizin bakalım. Başka bir şey çıkar mı? Karşınıza çıkmaz. Demek ki gx x eksenine teğet. X eksenine teğet onların deltası sıfırdı. Yani tam kareydi. İster deltasının sıfır olduğundan yürü, İster tam kare yap denklemi, hiç fark etmez, ikisinde de aynı sonucu bulursun. Delta'yı 0 yapalım hadi sizin için. Deltamız b kare eksi 4ac idi. 64 eksi 4 çarpı 1 çarpı b eşittir 0 ise b burada arkadaşlarım 16'nın ta kendisidir. Demek ki b 16'ymış, hemen buraya yazdım. Bu 1. Şimdi madem 16, ben bunun x kare eksi 8x artı 16 olduğunu biliyorum ya, bu neyin karesidir arkadaşlar? Denklem tam karedir. Neyin karesi bu? X eksi 4'ün karesi. Bak x eksi 4'ün karesi. Peki bunun kökü ne? 4. Demek ki şurası kaç arkadaşlar? 4'müş. Artık şunu biliyorum ben. Şu siyahla gösterdiğim fx'ti ve fx'in köklerinden birisi de 4'müş. Madem köklerinden birisi 4, o kökü götürürsün, yerine yazarsın. Denklemi sağlamak zorunda. Yani 0'a eşit olmak zorunda. O halde arkadaşlarım 16 eksi 24 artı a eşittir 0 diyorum. Bakın şurası eksi 8'tir. Attınız karşıya, artı 8 geldi. O da neye eşit? A'ya. Demek ki a 8'miş, b de 16. Bu oran kaça eşitmiş peki? 1 bölü 2'ye diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Olay bu kadar basitti. 47. sayfamızda bitirdik. Şöyle sayfamıza uzaktan bakalım. Adet ve gelenek yerini bulsun arkadaşlar. İnşallah senin de sayfan böyle nizami, düzenli ve matematikçi sayfası gibidir ya. Değil mi? Evet, devam. Bir notumuz var. Diyor ki notta, parabolde tepe noktası kavramını iyice anlaman, ileride göreceğin türev konusunda rahat etmeni sağlayacak. Bak harbiden öyle. Bu not benim ağzımdan çıkan bir not sonuçta. Harbiden öyle. Yani parabolün aslına bakarsanız o tepe noktası dediğimiz kavram var ya, birazdan işleyeceğiz. Parabolün tepe noktası dediğimiz kavramı türevde bunu anlayabilmek için, bunları türevle bulabilmek için, ki tepe noktası dediğimiz olayın eksi b bölü 2a olmasının sebebi bile türevdir arkadaşlar. Başka bir sebebi yoktur. Bundan kaynaklı arkadaşlarım türevde çok ama çok ufkun geniş davranmak durumunda kalacaksın. Eğer ki bu konuyu iyi anlarsan. Pekala, o yüzden parabolün tepe noktası ile ilgili biraz yorum yapalım ve arkasından fazlaca örnek çözerek konuyu sağlam temellere oturtalım. Hadi inşallah. Şimdi arkadaşlar parabolün tepe noktası, parabolün artarken azalmaya ya da azalırken artmaya başladığı noktalara biz tepe noktaları diyoruz paraboldeyken. Şimdi dikkat edin, hani bu Türkçe olarak düşünecek olursanız, hani sözel olarak düşünecek olursanız, ya hocam bura tepe de bura çukur değil mi, ne alaka hepsine tepe diyoruz. Tepe dediğimiz şey arkadaşlar zaten hani şöyle düşünün, bu bir tepe, ters döndürdüğünüz zaman da yine T noktası, tepe noktası. Yani hani aynı noktaya, aynı özelliklere sahip noktaların birine tepe, ötekine çukur, ötekine tümsek falan dememize gerek yok. Hepsi bunların tepe noktası. T ile gösteriyoruz onu da. Bakın azalırken artmaya başladı. Bak azalmış, burada artmaya başlamış. Tam azalırken artışa geçtiği o nokta. Ya da tam artarken azalışa geçtiği o nokta benim tepe noktamdır. Parabolün simetri ekseniyle kesiştiği noktadır da diyebiliriz. Hayda, bak bu cümleyle ilk defa karşılaşıyorsundur. Yani tamam, biraz düşününce elbette çıkıyor ama böyle tanımlarda, şunlarda, şekillerde, şukularda yazmaz arkadaşlar. Şimdi parabol bu. Parabol bu. Peki simetri ekseni hangisi? Şu. İkisinin çakıştığı yer neresi? Şurası. O halde simetri ekseninin apsisiyle tepe noktasının neresi kesiştiği noktadır da diyebiliriz demişiz. Bakın şurası tepe noktamız. Tam olarak bir noktadan bahsediyoruz. Apsisiyle, ordinatıyla beraber. Bundan dolayı simetri ekseninin apsisiyle tepe noktasının apsisi aynıdır arkadaşlar. Simetri ekseninin apsisini bulmanın en kolay yolu ise parabolün x eksenini kestiği noktaların aritmetik ortalamasını bulmaktır. Parabolün x eksenini kestiği noktalara x1 ve x2 dersek bunların aritmetik ortalaması x1 artı x2 bölü 2'dir. Değil mi? İki kişinin yaşlarının aritmetik ortalamasını falan nasıl buluyorsun? Yaşları toplayıp 2'ye bölüyorsun. İki kişi varsa hep 2'ye bölüyorsun. İki tane kökümüz varsa ikisini toplar 2'ye bölersin. Peki bu x1 artı x2'nin bir formülü vardı, neydi? Eksi b bölü a mıydı? Peki ben bunu 2'ye bölersem, şuradaki, ben bunu 2'ye bölersem ne gelir bu? Eksi b bölü 2a gelir. O zaman işte bu eksi b bölü 2a her parabolde, bakın her parabolde tepe noktasının apsisini bize vermek zorundadır. O halde her parabolde veriyorsa artık bu bizim için geleneksel bir formül olacak, eksi b bölü 2a. Pekala, x1 artı x2 dediğimiz şey eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a'yı 2'ye böldünüz. Eksi b bölü 2a geldi. Bu da tepe noktasının apsisi dedik. Peki Apsisine arkadaşlarım R, ordinatına K dedik. Tepe noktasının ordinatları da T, R virgül K oldu. R'yi eksi B bölü 2A ile buluyoruz ama K'yı nasıl bulacağız? Tabii ki her fonksiyonda olduğu gibi bunu hangi Y değerine gittiğini anlayabilmek için yerine yazacağız. R'yi elde ettikten sonra götürüyorsun, parabolde yerine yazıyorsun ve K'yı da bulmuş oluyorsun. 10. örneğimize hemen bakalım. Fx eşittir eksi x kare eksi 8x artı 2 parabolünün tepe noktasının koordinatları toplamı. Hemen ne diyoruz? Eksi b bölü 2a'dan R'sini bulacağız. Şimdi eksi b'si burada 8. 2a'sı da eksi 2 arkadaşlar. 8'i eksi 2'ye böldünüz, eksi 4 geldi. Bu R. F R bize neyi verecekti? K'yı. Yani f eksi 4'ü bulmamız gerekiyor şimdi. F eksi 4 de yerine yazacaksınız. Eksi eksi 4'ün karesi 16. Eksi 8 kere eksi 4 artı 32 yapar. Artı bir de 2'miz var. Bakın şurası 16'dır. 2 eklediniz 18 geldi. Demek ki benim tepe noktasının koordinatları şunlarmış. Eksi 4'e 18. İşte bunların toplamı sorulmuş arkadaşlar. Eksi 4 ile 18'in toplamı bize 14'ü verir. Doğru cevabımız da budur diyebiliriz. 11. örneğimiz için sağ üst taraftayız. Diyor ki bana tepe noktasının orijini olan uzaklığını bul. Yani bulabilir miyiz? Neden olmasın? Yani buluruz. Sıkıntı yok. Sen bana tepe noktasını bul. Nasıl buluyorduk? Eksi b bölü 2a'sını buluyorduk önce. 6 bölü eksi 2'den arkadaşlarım eksi 3'tür. Bu r. Bunu da yerine yazıyorsunuz f eksi 3 diye. 9 eksi 18 gelir, bakın artı 12. Şurası eksi 9. 12 eklediniz 3 geldi. Şimdi demek ki çok iyi dinliyorsun. Tepe noktamız eksi 3'e 3'müş. Yani eksi 3 şurası, 3 de şurası. Eksi 3'e 3 neresi olur arkadaşlar? Bu ikisinin kesiştiği yer olur. İşte diyor ki burası tepe noktası. Hatta kolları da yukarı doyurmuş ya, şöyle bir parabol. İşte bu tepe noktasının diyor orijine olan uzaklığı. Yani şurası sorulmuş. Nasıl bulursun? Pisagor'la. Burası 3, burası 3. O zaman tepe noktasının orijine olan uzaklığı nedir? 3 kök 2 birimdir diyeceksin. Tamam. Bu kadar basit. 12. örneğe bakıyoruz. Şu kısmı sildim. Aşağıda ikinci dereceden fx fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Pekala. Parabolün tepe noktası 0'a 2. Yani bizim parabolümüzün tepe noktası neresiymiş? Y ekseninin üzerindeymiş. Peki aynı zamanda bu parabolün simetri ekseni dediğimiz şey x eşittir 0 doğrusu olmaz mı? Bakın x eşittir 0 doğrusu dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? X eşittir 0 doğrusu y ekseninin ta kendisidir arkadaşlar. Şimdi madem x eşittir 0 doğrusu y ekseninin ta kendisi ve bu parabolün artık simetri ekseni aslında y ekseni olmuş oldu. Demek ki bizim parabolümüz y eksenine göre simetrik bir parabol, yani çift bir fonksiyon. Y eksenine göre simetrik. Bakın ta en başta ilk videolarda işlediğimiz konuyu aldık. 17. videonun peşine taktık. Tamam. İşte matematik bu yüzden güzel. Onca yorum yaptık ya, demek ki çift fonksiyonmuş dedik. Çift fonksiyonların içerisinde polinom olarak düşünün. Hangi kuvvetten terim bulunmuyordu? X üzeri 1 yoktu mesela. Yani ax kare artı b biçimindeydi. X'li bir terim olmayacak madem çift fonksiyon. Demek ki x'li bir terim olmaması için de sevgili arkadaşlarım nesinin 0 olması gerekiyor. Şurada mesela ax kare artı bx artı c diyelim, tamam mı? Şunu unutun. Sildik. Ne olmaması gerekiyor burada? X'li terim. O zaman b'si kaçtır? Tabii ki 0'dır. Şimdi bak burada ne var? X'li terim var. O zaman şurası kaçtır? 0'dır. Hemen yazdım. A kare eksi 16 eşittir 0. A kare eşittir 16. A eşittir 4. A eşittir eksi 4 dedik. Pekala. Şimdi A kaçtır? Hemen bulabilir misiniz? 4 mü eksi 4 mü? 2 tane bulduk hocam. Ne yapacağız? Ya bulursun, sormana gerek yok. Hemen aklına şey gelmesin. Ama hocaya sorsak neyse hoca anlatır falan diye dinleme. Bulursun, çok basit. Senin parabolüne bak bakayım. Kollar ne tarafa doğru? Yukarı doğru değil mi kollar? Madem öyle x karenin katsayısı pozitif olmalı. Sen şimdi eksi 4'ü yazdığını hayal et bakayım şuraya. Eksi 4 artı 2 daha kaç yapar? Eksi 2 yapar. Negatif geldi. Kolların aşağı doğru olması gerekiyordu ama yukarı doğru gitti. O zaman A kaçmış? 4. Yani aslına bakarsanız burası 6x kareymiş. Şurası zaten 0 olmuştu. A kaçtı arkadaşlar? A tabii ki A 4'tü. Dolayısıyla 4 kere 3b de bize 12b'yi verir. Çok güzel. Artık sorunun %99.9'u bitti. Niye diyeceksiniz? Ya hocam 0 yazınca 2'den geçiyormuş zaten. Ver 0'ı, gitti. Ver 0'ı, 12b kaldı. 12b kaçmış? 2'ymiş. O zaman b kaçtır arkadaşlar? 2 bölü 12. Yani 1 bölü 6'nın ta kendisidir diyeceğiz b. Umarım anlaşılmıştır. Umarım normal standardın dışında da sana bir şeyler öğretebiliyorumdur. Çünkü asıl bu seni öne geçirir. Yani standart şeyleri zaten her zaman, her yerde, herkesten öğrenebilirsin. Önemli olan standartın dışında olan şeyleri öğrenebilmek. Tamam. 13. örnekteyiz. İyi dinliyorsun. fx eşittir x kare eksi 2a artı 2x artı 8a eksi 5 parabolünün tepe noktası kaçmış? Y eşittir 2 ekseni üzerinde. Ha, şimdi dur bir dakika ya. Bunu bir şey yapalım mı? Çizelim mi? Şu y x ekseni, y ekseni. Bir tane de y eşittir 2 ekseni çizelim. Şu okları göstermezsek x eksenleri karışıyor, biliyor musun? Ben çok karıştırdım valla öğrenciyken. Çizerdim. Şöyle çizerdim. Şu şöyle çizerdim. Hangisi x ekseni unuturdum. Şimdi şurası x ekseni, şurası y ekseni arkadaşlar. Şurası 0. Üniversitede döve öğretiyorlar. Devam. Şuraya da ne diyoruz? 2. Ne? Y eşittir 2. Ah. Tamam. Şimdi parabolün kolları yukarı doğru. Katsayısı 1 çünkü. Ve bu nereye teğetmiş? Y eşittir 2 eksenine teğetmiş. Demek ki şöyle bir şey. Ah. Oldu mu? Bana diyor ki A'nın alabileceği değerler onların. A nerede? Şurada. Pekala. Şimdi Y eşittir 2 kafanızı karıştırıyor gibi olur ilk başta. Soruyu okursunuz. Lan Y eşittir 2 diyor. Böylelerinde ne yapıyorduk? Bak öğrenci kafasıyla düşünüyorum ha. Hemen böyle elini şey yap. Böylelerinde ne yapıyorduk ya? Ne yapıyorduk? Eğer böyle düşünüyorsan sen boş bırak o soruyu. Valla yani o soruyu yaparken harcadığın zamandan da zaten hayır gelmez. Boş bırak o soruyu. Yazılıda olsun, sınavda olsun, eğer bunu bu şekilde düşünüyorsan ya yani ne yapıyorduk. Bir kere ne yapıyorduk diye düşün, adam ezberlemiştir zaten. Bak vallahi bak ezberlemiştir. Bunu görür görmez aklına gelecek senin. Bir kere bunu öğrenen adam şununla uğraşmayacağını iyi bilir. Ben y eşittir 2 ile falan işim yok benim. Neyle işim var? Ya ben bunun her şeyini x eksenine göre öğrendim güzel kardeşim, x eksenine göre. Teğetse de x eksenine teğet oluyordu bu parabol. Buna niye teğet olsun? O zaman ne yapacaksın? O y eşittir 2'yi tutacaksın, 2 birim hop aşağı indireceksin. 2 birim aşağı indirsen her şey çok daha basit. Yani sen bunu şöyle hayal et. Hop al sana 2 birim aşağı indirdim. 2 birim aşağı nasıl indiriyordum ya ben bu fonksiyonları? Hemen fonksiyonlar ikinci video. İkinci videoyu da 17. videoya bağladık mı? 2 birim nasıl aşağı indiriyorduk? 2 çıkarıyorduk, oluyordu, bitiyordu. Bu kadar basit ya. O zaman x kare eksi 2a artı 2x artı 8a, bakın eksi 5 eksi 2a eksi 7 yapar. Artık benim parabolüm bu ve bu parabol şuraya teğet. Şuraya teğet arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi parabol x eksene teğet olmadı mı? X eksene teğet olan parabolün nesi ne oluyordu? Deltası 0 oluyordu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar kopyadan sonra kendin çözersin herhalde. B kare yani şunun karesi 4a kare artı 2a kere 2 4a, bir 2 ile daha çarpıyorsunuz 8a ve artı 2'nin karesinden 4 geldi. B kareyi buldum. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 8a eksi 7. Ne olacakmış? 0. Yazıyoruz. 4a kare artı 8a artı 4. Bakın şurası eksi 4. İçeri dağıtıyorum. Eksi 32a ve artı 28 eşittir 0 dedim. Şimdi dikkat. 4a karemiz var. 8a'dan eksi 32a. 8a ile eksi 32a'yı toplayın. Eksi 24a yapar. 4, 28 daha artı 32 yapar. Eşittir 0 dediniz. Şanslıyız ki ne hikmetse. Yani soruyu yazan hoca... Bunların hepsi 4'e bölünsün diye mi uğraşmış? Nedir ya? 4'e bölelim o zaman biz bunu. 4'e bölün arkadaşlar. A kare eksi 6a artı 8 eşittir 0. Şimdi ne yapacağız? Çok basit. A'ya a, eksi 4'e eksi 2 diye açtınız. Çarparsanız 8, toplarsanız eksi 6'yı bulursunuz. Artık a eşittir ya 4'tür ya da 2'dir diyeceğiz değil mi? Pekala. A'nın alabileceği değerlerin oranı kaç olabilir demiş. A'yı 4 bulduk, bir 2 bulduk. O halde cevap ya 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olabilir ya da 4 bölü 2'den 2 olabilir arkadaşlarım. Cevap bu ikisinden birisi diyoruz. Tamam, olabilir diye sorduk zaten. 14. örneğimiz x kare eksi 6x artı 4 parabolünün 1 ile 6 kapalı aralığındaki x'ler için alabileceği en büyük değer ve en küçük değer kaçtır diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlarım size uyarı. Bu tarz ifadeler, bu tarz sorular her soru bankasında, her fasikülde, her denemede karşınıza çıkabilir. Ve bu tarz sorular karşınıza çıktığı zaman ki sadece ama sadece burada değil türevde de karşınıza çıkar böyle sorular. Sml Hoca demişti derseniz türev işlerken veya türev fasikülü çözerken, soruları çözerken yazılıda bile karşınıza çıkacak. Tam yazılı soru suratta. Bu tarz ifadelerle, bu tarz sorularla karşılaştığınız zaman ilk şunu yapıyorsunuz. İşinizi gücünüzü bırakın, tepe noktasını bulun. Tamam, tepe noktasını bulmadan bu soruyu çözemeyeceksiniz zaten. Tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a'dan 6 bölü 2 eşittir 3 geldi. Sonrasında ikinci bakman gereken şey de şu. Tepe noktası bu aralığın içinde mi? 1 ile 6 arasında 3 var mı? Var. O halde çok basit bak. Hiçbir şey çizmene gerek yok. 1 burada, 3 şurada. 1 ile 3 arasındaki mesafe 2 ya. 6'yı da şuraya çizelim. 6 daha uzak. Parabolün kolları yukarı doğru. Şöyle çiziyorsun. 3 tepe noktasıydı ya. Şöyle geldin. Böyle yukarı doğru çıktın. Şimdi bunu çizmen yetiyor bak. Yani bunu illa böyle 3 ile 6'nın arasından geçecek falan. Bu kural zannetme, tamam mı? Böyle bir şey yok zaten. Böyle bir şey yok. Tamam, ben uyduruyorum bunu. Ben böyle çözüyorum. Yani bu benim çözümüm. Sen bunu böyle öğren diye söylüyorum, tamam mı? Yani x ekseni, y ekseni falan çizmene gerek yok. Bütün sorularda bunu yapabilirsin. Sıkıntı yok. Sadece ama mantıklı davran. Şimdi buraya bakıyorsun. Parabolün zaten en küçük değeri tepe noktasındaydı. Yani şuradaydı. Burası en küçük değer, minimum değer. Maksimum değeri nerede alacak? Ne kadar yükseğe çıktıysa orada alacak. Ne kadar yükseğe çıkar bir parabol? 1 ile 6 arasında. 3'ten başlıyor. Yükseğe çıkmaya başlıyor. İkisi de simetrik çıkıyor. Yani eşit olarak çıkıyor. Şu şekilde eşit olarak artmaya başlıyor parabol. Artıyor, artıyor, artıyor. Ama birisi 1'de bitiyor. Burada kalıyor. Öteki 6'ya kadar gidecek ya. Daha gidiyor o. Yani hangisi daha büyüktür? Tabii ki doğal olarak 6'ya giden daha büyüktür. O yüzden bunu da bu şekilde çizdim. Tamam. O halde maksimum değerini de burada alır diyeceğiz. Tamam, gerisi çok basit artık. Minimum değerini bulmak için 3'ü yerine yazıyorsun. 9 eksi 18 artı 4 diyorsun. Şurası eksi 9, 4 eklersen eksi 5 gelir. Bu en küçük değerdir. En büyük değerini bulabilmek için 6'yı yerine yazıyorsun. 6'nın karesi 36, eksi 6 kere 6 36 artı 4 diyorsun. Cart cart gidiyor. Cevap ne oluyor? 4. Bu da maksimum değer oluyor sevgili arkadaşlarım. İşte sorunun devamında şöyle sorabilirdi. En küçük değeriyle en büyük değerinin çarpımı kaçtır? En küçük değeriyle en büyük değerinin toplamı kaçtır? En küçük değeriyle en büyük değerinin nedir işte oranı kaç olabilir gibisinden sorularla da karşılaşabiliriz. Bunlar da hazırlıklı ol. Evet, 48. sayfamızda bitirdik. 49'dayız. Bu videonun da işleyeceğimiz son sayfa artık. 18. örneği de çözüp parabolün denklemini yazma konusunu bir diğer part 2'ye bırakacağız. Sml Hoca TYT Matematik TYT Kamp kitabı ve kenar uzunlukları x değişkenine bağlı biçimde verilmiştir. Burada kamp kitabımızı almayan arkadaşlarım hala TYT'de konularım eksik diyen varsa, TYT'de konularım olmadı diyen varsa veya böyle arkadaşlarınız da varsa hızlı bir şekilde TYT kitabını, bu kitabı alıp hızlı bir şekilde TYT'yi mahvedebilir, haberiniz olsun. Yani TYT'nin içinden geçebilir. Hızlı bir şekilde toparlayıcı bir kitap haline gelebilir. Kampla birlikte tabii ki. Sadece kitabı alıp kendi başına çözerse elbette ki katkısı olacaktır ama bir kampla işlendiği kadar katkısı olmayacaktır. Mutlak surette arkadaşlarım, şiddetle tavsiye edin. Hemen alsınlar, bitirsinler. Sonuçta 20 Aralık'tayız artık. Bu video itibariyle 21 Aralık'tayız. Sevgili arkadaşlarım. Daha da fazla geç kalmadan, sınava yaklaşık olarak bir 180 gün falan var. Daha da fazla geç kalmadan hemen halletsinler TYT'yi. Devam. Bak, burası 2 eksi x birimmiş. Burası 3 x artı 2 birimmiş. TYT kamp kitabının kapağının alanı en çok kaçtır? Kapağının alanı nasıl buluruz? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 3 x artı 2 ile 2 eksi x'in çarpımı biçiminde biz bunu buluyoruz. Dağıtırsanız eğer 6x hop ne geldi? Eksi 3x kare. 2 kere 2 4 yapar ve 2 kere eksi x de eksi 2x yapar. Biraz düzenleyelim biz bunu, olmaz mı? Eksi 3x kareyi düzgün yazalım. Koptuk gene, doktor gibi yazmaya başladık. Eksi 3x kare, Barış Hoca gibi yazmaya başladık. Eksi 3x kare, 6x'den 2x'i çıkardık, artı 4x, bir de artı 4'ümüz var. Şimdi bu artık bana alan fonksiyonunu verdi. Ax diyelim biz buna, tamam mı? İlla f diye mi göstereceğiz her fonksiyonu? Alan fonksiyonuna ax diyelim biz. Peki bana diyor ki TYT kamp kitabının alanının alacağı en çok değer. En çok kaç olabilir? En çoğu, en küçüğü nerede buluyorduk? Biz tepe noktasında. Niye tepe noktası diyorum? Çünkü ikinci dereceden be güzel kardeşim. Bu bir parabol. Parabolde en küçük ve en büyük değerini tepe noktasında alır. O zaman biz en büyük değerini bulabilmek adına ne yapıyoruz? Şimdi tepe noktasını bulacağız. Tepe noktamız arkadaşlarım eksi 4 bölü eksi 3'ün eksi 3'ün 2 katı eksi 6. Şunlar gitti, 2 bölü 3 mü geldi? 2 bölü 3'ü yerine yazacaksın şimdi. Eksi 3 çarpı 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 yapar. 4 kere 2 bölü 3 8 bölü 3 yapar arkadaşlarım. Ve artı ne diyoruz? 4. Şurada şununla şu gitti. Eksi 4 bölü 3. 8 bölü 3 daha 4 bölü 3 gelir. Buna da 4 ekleyeceğiz. Yani 4 kere 3 12. 4 eklediniz 16 bölü 3 birim kare. TYT kitabının alanı maksimum bu olabilir sevgili arkadaşlar. Ve devam. X kare eksi 6 x artı k parabolünün tepe noktası y eşittir x artı 1 doğrusu üzerinde olduğuna göre k kaçtır diye soruluyor. Şimdi basit düşünelim. Basit düşüneceğiz, tamam mı? Şöyle bir tane parabol düşünün. Kolları yukarı doğru. Şöyle. Bir de x artı 1 doğrusu var. Ve bu parabolün tepe noktası işte bu doğrunun üzerindeymiş. Hatta bunu biraz şöyle çizersek daha nizami olabilir mi? Şöyle yapalım en iyisi. Bunu çevirelim. Çünkü şey olmadı, şunlar birbirine çok yakın aldı. Şöyle yaparsak daha nizami olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi parabolün tepe noktası şurası. Şu zat-ı muhterem doğru da o parabolün tepe noktasından geçiyormuş. Peki k kaçtır diye soruluyor. Israrla bana k kaçtır diye soruluyor. Bak çok basit düşüneceksin yine. Parabolün tepe noktasını bul. Eksi b bölü 2'den 6 bölü 2'den 3 gelir. Bakın r 3'müş. Yani şuranın apsisi neymiş? 3. Peki ben 3'ü yerine yazarsam şurada neyi bulurum? Parabolün tepe noktasının ordinatını bulurum. Ama bulamam. Neden? Çünkü burada bir bilinmeyen daha var. Madem öyle, ikisi zaten doğruyla parabol aynı yerden geçmiyor mu? Geçiyor. O zaman sen illa parabolda yerine yazıp da bunu doğrulamak zorunda değilsin ki. Doğru da yerine yaz. Yaz 3'ü kardeşim. 3 artı 1'ine gelir 4. Demek ki bu 4'ten geçiyorsa bu da 4'ten geçecek. Aa çok güzel. O zaman 3'ü gelin burada yerine yazalım. 3'ün karesi 9. Eksi 6 kere 3 18 artı k eşittir 4 gelecekmiş. Şurası eksi 9. At karşıya. K kaç gelir arkadaşlar? 13 gelir. Cevabımız buydu. K sorulmuştu. Umarım anlaşılmıştır. Umarım keyiflidir her şey. 17. örnekteyiz. Bayağı da çözmüşüz. Bakayım. Oo, ben diyorum ki bu video hemen şey yaptı diyorum. Kısa sürdü bu video diyorum kendi kendime. Arkadaşlar 45 dakikayı devirmişiz ya çoktan. Vallahi helal olsun. Ha, ciddi anlamda keyif alıyorum. Yani hani sanki böyle şey sınıfta bir dersteymişim de tahtada ders anlaştırıyormuşum gibi hissettim yani bu videoda. Fx parabolü verilmiş. Parabolün tepe noktası A'dır demiş. Peki şurası değil mi? X kare eksi 8x artı 21'miş bu da. X kare eksi 8x artı 21'miş. AOB ikizkenar üçgeninin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. İkizkenar üçgen var. Şimdi arkadaşlar parabolün tepe noktasının apsisi belli. Nasıl belli? Hemen eksi b bölü 2'den buraya 4 diyorsunuz. Bu 4. Pekala. Bu neydi arkadaşlarım? İkizkenar üçgendi değil mi? Burası 4 ise şurası da 8'dir. Doğru mu? Çünkü daki miydi? İkizkenar görünce diki indireceksin arkadaşım. Aa bak burası. Burası 4 ise burası 4. İkizkenar tepeden inen dikme karşı kenarı iki eşit parçaya böler. Pekala. Çok geometri biliyormuşum gibi bir de böyle iki eşit parçaya böler canım. Aa, ne diyorsun ya, biz ne dikler indirdik gibisinden. Fx parabolü verilmiş. Şimdi parabol olduğunu biliyoruz ya, x kare eksi 8x artı 21 diye. Güzel kardeşim, sen bunun şurasını bulamaz mısın ya? Yarım saattir tepe noktasının ordinatını bulduruyoruz biz. Burası 4'müş. Yaz yerine 16 eksi 32 artı 21. Şurası kaç? Eksi 16. Ekle 21'i, 5 gelmez mi? Alanı sormuş. Bitti soru. Şurası 8. Burası 5. O zaman 5 çarpı 8 bölü 2'den doğru cevap 20 birim kare olacaktı. Tamam. 17. örneği de çözdük ve artık son örneğimizdeyiz. Bu video için son örnekteyiz. Yoksa daha sende çok işimiz var. X kare eksi m eksi artı n eksi 5 fonksiyonunun belirttiği parabolün tepe noktası 3'e 5 olduğuna göre m artı n toplamı soruluyor bize. Şimdi parabolün tepe noktası 3'e 5'miş arkadaşlar. Yani parabolün r'si 3'müş. R ne burada? R'yi nasıl bulacağım? Eksi b bölü 2 ile, yani m bölü 2 eşittir 3'müş. M bölü 2 eşittir 3. O zaman m kaçtır? 6'dır. Şurası 6. X kare eksi 6x artı bir de bu var. N eksi 5. Şimdi tepe noktasının apsisi 3 ya. 3'ü yerine yazınca sonuç 5 çıkıyormuş. Yazalım. 9 eksi 18 artı n eksi 5 eşittir 5 geliyormuş. Şurası eksi 9. Eksi 9'u attınız karşıya. N'den 5 çıkınca 14 geliyormuş. O zaman n kaçtır arkadaşlar? 19'un ta kendisidir. Şimdi bizden ne istenmiş? M artı n. M 6 idi. N de 19'du. 6 artı 19 rica ediliyor bizden. Bizde 25'i buluyoruz ve rica edelim diyoruz. Tamam. Evet. 18. örneği ve 49 dakikayı bitirdik. Artık parabol denklemini yazma konusuna geçeceğiz. Umarım bu derste öğrendiklerin çok çok fazlasıyla işine yaramıştır. Umarım bu derste öğrendiklerin bir daha asla unutmazsın. Umarım bu derste öğrendiklerin sana geleceğin kapılarında hafiften birazcık şöyle aralamış olur. Yani o kapıyı haldır huldur açmanızı istiyorum sonuna kadar. Ama diyorum ya, inşallah arkadaşlar, inşallah. Yani diyorum ya, emek olmadan yemek olmuyor. Dolayısıyla emek sarf edeceksiniz. Emeğinizi ortaya çok güzel böyle seve seve sereceksiniz arkadaşlar. Ve karşılığını alacaksınız. Bu çok güzel bir duygu. Emin olun. Evet, artık video sonları böyle muhabbet şeyi gibi oldu. Hani böyle halı sahalarda maç yapılır da halı saha maçı 1 saat sürer, dışarıda bir de 1 saat hiç fark etmeden sohbet edersiniz. Bizim videoların sonu da öyle oldu. Lafı fazla uzatmayalım. Senin de işin gücün var, ders falan çalışıyorsun ya hani. Lafı da fazla uzatmayayım ben. Sen git sorularını çöz. Bir daha bunu bir tekrar et. Ondan sonra ben sana 2. ve 3. partını çekeceğim şimdi. O partları da dinledikten sonra testlerimizi de çözeceğiz. Testleri de çözdükten sonra artık matematiğin esaslı konularına doğru yol alacağız. Nereye? Trigonometriye doğru yol alacağız. Ama daha parabolün başındayız. Seni heyecanlandırmayayım. O halde sonraki videolarda görüşürüz diyelim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.